Show'a hoş geldiniz. Efendim, düğünlerde, öncesinde, düğün sırasında ve sonrasında çeşitli aksilikler olur. Bundan sonra gülümseyerek hatırlanır. Var mı düğününde enteresan bir şey yaşayan veya hazırlığında veya sonrasında? Şuraya verelim. Tezer ben. Tezer. Hı hı. Ne demek? 7 aylığım. Geç düştü, ben de hala gidiyorum. O yüzden mi koymuşlar? Evet. Yani son ana kadar karar vermemişler. Daha nasıl olsa 2-3 ay var diye. Herhalde, herhalde. Şimdi 3 sene nişanlı kaldıktan sonra... Evet. Açık hava düğünü yapmaya niyetlendik. 9 Ağustos, dolu yağdı. Dolu'yu alkışlıyoruz. Ben dizime kadar paçaları sıvadım. Damatlıklarla arabayı tekledim. Hanımı... Selam. Kuaförden alamadım. Kayınvalidem dedi ki, gelmezsen bu düğün olmaz. Siz buldunuz ilk kanoyla. Davetlileri getiren otobüsün lastikleri çukura girdi. Şahit olarak belirlediğimiz kişiler kimse gelemedi. Annelerimiz, babalarımız kimse gelemedi. Arkadaşlarımızı aldık, kıydık. Sonra ne oldu? Yani bir yerde buluşuldu mu ondan sonra? Yok, sonradan yarım saat sonra, bir saat sonra herkes gelmeye başladı. Sular çekildiğinde diyorsun. Artık yani kıyametin sonu gibi. Eğer bazıları da oradaymış. Tabii. Evet. Bu hakikaten böyle mi oldu ya? Gerçekten böyle oldu. 9 Ağustos 1996. Açmak diyorsunuz bana. Vallahi büyük geçmiş olsun ama... Allah mutlu, daha güzel günler görürsünüz inşallah. İnşallah, inşallah çocuklar. Şimdi biz düğün sonrası bir sıkıntıyı işledik. Bakalım nasıl işlemişiz, izleyelim. Buyurun. Gerçekten canıma yetti ya. Ya İbrahim, ilk gecemiz rezil oldu, farkında mısın? Annemlere gitseydik bari. İlk gecede annemlere gideceğiz. Yeter saçmalama ya. Dur, hallediyorum ben şimdi. Bitti, bitiyor yatak, tamam. L dirsek olsa bitireceğim ben de, dur. Ya İbrahim, evdeki her şeyi demonte almışsın ama. Evdeki tuzlukların kullanma kılavuzu var ya. Elinde olsa beni de demonte alırdın, getirirdin, evde birleştirirdin beni. Değil mi? Yok ya, saçmalama. Kızım, ben seviyorum böyle modern şeyleri. Ya ne modern, Allah aşkına. Vallahi onu bunu bilmem ben İbrahim. Gerçekten çok yoruldum bak. Düğünde bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Şu koltuğun tepesinde vallahi uyurum ha. Yeter. Diyeceksin ki daha orada değilsin. Bir serzenişte bulun. Daha ilk gecenizde yatak yok be adam de. Bu nasıl adam? Doğru. Doğru. Pardon hocam. Boşanma davası açabiliyor muyuz acaba hemen? yok, şunu bir oynayalım. Buyur. İbrahim, şimdi bir serzenişte bulunacağım sana. Hazır mısın? Hayırdır? Gecenin bu vakti. yok. İbrahim artık bizi tanıyor ya, tanıyor. Bir şey yapmıyor. Yapmıyor. Ben besliyorum onu. Bir öncesinden alalım ki yeter de hazırlansın. Havaya gireyim. Evet. Boşanalım mı? ya. Kızım ben seviyorum, böyle modern şeyleri. İyi de seviyorsun da, daha yatağımız yok be adam. Yatağımız yok! Bu nasıl şey, bu nasıl bir şey? İlk gece yatak olmaz mı? Bu serzenişim de zala kapak olsun. İlk gecemizde yatağımız yok, servisi arasaydı bari. Tamam. Daha ilk gecemizde yatağımız yok bir adam. Allah'ım! Bu nasıl bir şey? Yatağımız olsa da bir şey yapmayı düşünmüyorum gerçekten. ya yok tamam, vallahi. Sen battın mı şu tipin?
elinle aynaya. Sen bir de... Bu da kadın karar. Bu hiç oluyor mu ya? Alo, herkes de bilir bunu. Sana bol gelen bir şeyimiz mi var bizim? Sormayın ya. Yerini yadırgadı. Ne yapayım, ben seviyorum böyle modern şeyleri. İyi de aman geçiyorum sen Zeynş artık, ben ne yapacağım? Yatak yok yatak. Yatağımız yok be adam. Bari servisi falan arasaydın. Yeter. Sen benim evlenme teklifime evet dedikten hemen sonra ben ne yaptım biliyor musun? Çok merak ediyorum. Ne yaptın? Yatak aldım. O günden beri servisi bekliyorum yavrum. Ama gelmediler. Fakat mahallenin marangozunu çağırdım. Çok yakın bir abimdir. O gelip halledecek en olmadı. Vallahi onu bunu bilmem İbrahim. Yani o kadar yorgunum ki düğünde bir oraya bir buraya. Halaylar falan. Yani o kadar çok uykum var ki. Şunun üstünde vallahi ha uyudum ha uyuyacağım yani. Uyumak yok. Uyumak neymiş? Saçmalama. Hayır uyuyamazsın. Evlenmeden olmaz başlığı altında kurudu gitti gençliğim. 11 yıllık sevgiliyiz, daha yanağından makas almışlığım yok. Uyuyamazsın. Uyutmam seni. Uyumayacaksın. Uyuma. Korkuyorum şu anda. Çekim acından. Tamam uyumuyorum ya. Uyumuyorum lanet olsun. Hah, güzel. İbrahim. Hah. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Bu yatağa benzemiyor gibi sanki ya. Niye? Ha? Bir garip bu. Kullanma kılavuzuna baktım yaptım işte. Bir tek L'dirsek eksik ama idare eder yani. Tamam işte bu. Olur. İbrahim bu kitaplık. Ya... Farkında mısın? Yok canım. Kitaplık nasıl yatacağız? Dur ya hallederim. Bak şimdi gel buraya gel. Nasıl? Gel. Bak şimdi şu kapağı üstümüzü örteriz. Bunu böyle örttük mesela kapıcıdan sok. Ben halledeceğim şunu. Nereye sokayım kapıyı? Yok illa bu iş olmalı. Bunu sen oradan, şuraya. Buradan elini soktun muydu? Öyle değil. Sen buradan sok, ben oradan sokayım kafama. Şöyle gel. Ayağımı ama sokamadıktan sonra ne anlamı var? Komşular ne anlıyor acaba şu anda? Bir görseler halımızı. Tamam, olmuyor mu böyle? İbrahim, sen... O öyle olmaz. Sen... Sen şuraya ayağımı sokacak yer bıraksan bana. Haydi bırak. Ha? Haydi bırak pehlivan. Dur. Ya, İbrahim. Harun. İbrahim, kapak. İbrahim. İyi misin? Şuna. Ambulans. Tamam, ben iyiyim. Sen rahat mısın? İbrahim, ben bu şekilde uyuyamam. Çok rahat aslında da. Ay ben uyuyorum. Allah'ım yarabbim. Ayağımı ver bana. Al. Of. Sen bak öyle kal. Ben buraya... Yok İbrahim, olmaz bunlar. Sığmayız ki biz buna be gülüm ya. Bana bak İbrahim. Gerçekten. Ha uyudum, ha uyuyacağım bak. Geliyor uykum bak, neredeyse geliyor. Gelmiyor, uykum gelmiyor. Gelse yerinde duramazsın, saçmalama, hayır. Ha, marangoz geldi, ne olur otur şuraya yavrum. Buraya. Ben şimdi, ha, sakın uyuma. Şimdi geliyorum, şimdi hallediyorum, tamam. Dur bak, dur bak. Gel ustam, gel. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar Şevket abi. İbrahim. Yavrum sen beni niye çağırıyorsun düğün gece? Düğün gecesi sen niye beni çağırıyorsun? Sen koskocaman adam oldun. Bazı şeyleri... kendi başını halletmen lazım. Şevket abi, ocağına düştüm abim. Hormonlarım kazan kaldırdı. Ellerinde meşalelerle yürüyorlar abi. Gözünü seveyim, hallet şu işi abi. Tamam, tamam. Talaş etme. Tamam, talaş etme. Halledeceğim. Sorunu sen bana anlat. Yenge, iyi akşamlar yenge. İyi akşamlar. Her şey için teşekkürler. Sağ ol. Hadi biz kalkalım. Nereye? Yeter. Nereye? Nereye? Annemgillere. Gitti kadın. Uyuyacak, uyudu, uyuyacak. Ne olur bak, hanım balataları yaktı usta. Elini çabuk tut. Gözünü sevem. Tamam, tamam. Sen bana sorunu anlat. Sorun nerede? Onu söyle bakayım şimdi. Ya sorun şu yatağımsı. Monteciden gittim, yatak aldım. Baktım, yaptım. Kitaplık oldu. Demek monteciden yatak aldın ha? Aferin İbrahim, aferin! Aferin! Yenge şuraya yatar. Sen de şuraya yatarsın inşallah. İleride de cilt cilt çocuklarınız olur. O sabileri de aha buraya dizersin kitap diye. Lan oğlum bana sinirden benzetme yaptırıyorsun. Ben aslında düz bir insanım ya. Ben dedim. Ben dedim amca, öyle olmasın dedim, modern olsun dedim. O ben dedim, sen dedim, git dedim, onu dedi, al dedi, bana dedi, getir dedi. Ben dedim, ben dedi, sana dedi, asla dedi, getirmem dedi. Sen dedi, onu istersen... İbrahim, senin beşiğini kim yaptı? Sen yaptın ustam. Ben yaptım tabii, ben yaptım. Ben yaptım seni.
senin beşiğin, senin beşiğin yapmak için ben Avrupa yakasında kereste bırakmadım. Odun, çam yalması, iri kıymık. Sen git beşiğini bana yaptır, ondan sonra monteciden yatak al. Ayıp, yazık. Cahildim, montecinin rengine kandım ustam. Ulan yine Neşet Usta'dan girdin, kalbimden vurdun beni ya. Yapacağız bir şekilde, hadi bakalım, hadi. Hadi. Hay Allah. Eyvah, İbo. Oğlum bir ömür böyle geçmez lan. Yenge çok pis horluyor oğlum. Alttan vurmalı, alttan vurdurmalı, içten... Şevket abi. Tamam, daha düzgün bir şey söyleyeyim. Sen rahat gül. Oğlum yenge çok pis horluyor. İçten yanmalı, motor gibi horluyor. İbrahim ayı mı yedi oğlum bu? Hış, hış. Yok yok, düğünde biraz yoruldu da garibim, ondan böyle şey oldu. Şevket abi, ustam ne olur şu işi hallet. Her şeyimi sana yaptıracağım. Ayakkabımı bile sana yaptıracağım. Takunya ile dolaşacağım, söz. Tamam, merak etme o iş bende, merak etme. Oğlum ne oluyor lan? Açık hava etkinliği mi oldu sizin bu düğün ya? Güneşi gelen, ışığı gören geliyor vallahi billahi ya. Yeter canım, hadi kalk kapıya bak, hem uykun açılır canım, hadi. Ablacık, tay tay tay. Benim kocan, kocan, hadi şu kapıya bir bak. Lan şuna bak ya, şunun işçiliğine bak ya. Soğuk, kaba, nursuz, tipsiz, mikrop, şuna bak. Şevket abi, Sunta ile kavga edeceğini işimi halletsen, yatak yapsan. Zira karımın şarjı %1 kaldı, kapanacak. Çabuk elindekileri yere bırak, ne yapıyorsun ya? Siz kimsiniz lan? İbrahim bu arkadaş. Oy 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 oy, ayakta horluyor. Yeter, git içeri küveti kahveyle doldur, ayılırsın. Hadi canım. Küvete, küvete, koş koş koş, tay tay tay. Siz kimsiniz? Biz de monte şirketinden geliyoruz. Servis görevlisiyiz. Ben Bilal. Ben de Bilal Bey'in asistanı Mesut. Asistan neymiş lan? Bildiğin çırak işte ya. Tamam, sen çekil, ben halledeceğim bu işi. Çekil şuradan ya. Çekil, tut şunu Mesut. Sen ne anlarsın bundan? Bu Tırtrella'dır. Tırtrella. İyi misin ha? Bu adam ne yaptı sana güzel gözlüm? Tırtrella neymiş ya? Bu serinin ismi Tırtrella'dır. Çok narin bir tasarım. Lan ne tasarım oğlum? Bildiğin Suntaş da çekil ya Allah aşkına ya. Saç... Ustam, ustalarım. Lütfen yardım eder misiniz? Dardayım şu anda. Durumumu görün. Ne olur, rica ediyorum. Ne olur. Lütfen bağırmayınız geleneksel adam ve lütfen mamülün yanından uzaklaşın. Uzaklaş. Ulan ben yatacağım, adam uzaklaş diyor Allah Allah. Siz anlamazsınız. Testere ve tornavidayla gelmiş. Demo deşey. Çok pis güldü. Ulan demonte beyin. Bu testereyle ben senden üçlü koltuk. Aha bu ustandan da puf yaparım, puf. Mesut, bırak şunu ya, uğraştığına değmez. Hem unuttun mu dostum? Biz bu adamlar sayesinde para kazanıyoruz. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Bak, şu mağdur, şu örselenmiş, şu mahvolmuş adama bir bak ya. Bu zamana kadar verdiği hangi işi zamanında ve eksiksiz yaptın ha? Soruyorum, hangi işi? Allah Allah ya. Vida kadar boyundan bana edebiyat yapma ya. Oğlum biz sizin gibi fabrikasyon değiliz. Bizim yaptığımız işlerde elimizin yemeği, gözümüzün nuru var. Bunları yatay yaptıktan sonra tartışsak acaba nasıl olur bilmiyorum. Pardon ama biz sizin gibi eski kafalı değiliz. Size kalsa oturma takımlarının hepsi altın varaklı olur. Ah, 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 ah. Ulan varak kurek konuşma saçma sapan. Allah'ım yarabbim ya lan. Sizin yüzünüzden bütün genç nüfus evde sandalye, masa çakıyor ya. Böyle çatal sahibi, ahşap ustası yaptınız milleti ya. Yaptığınızda bir şeye benzemiyor ki. Hepsi rahatsız şeyler bunlar. Rahatsız mı? O zaman sen hiç Başak serisine oturmadın. Çok şükür oturmadım. Oturmayı da düşünmüyorum. Başak oturma serisinin adı be cahil.
Kendisi deri olup inan bana çok rahattır. Acayip bir şey. Ulan resmen ilk gecemi ustalarla geçiriyorum ya. Sen karışma İbrahim, bir dakika sen karışma. Bir dakika. Senin o başak serisi yatak oluyor mu, açılıyor mu? Misafir geldiğinde çekyat oluyor mu? Bırak lan onu bırak hadi. Altına hurç alıyor mu hurç? Hurç ne ya? Bizim tasarımımız ya. Allah'ım ya. Sizin yaptığınız Müslüman mahallesinde salyangoz satmak. Şimdi bak, bizim burada koltuğu nasıl olur biliyor musun? Misafir geldiğinde açarsın çekyat olur. Kapatırsın dolap olur. O dolabın kapağı gece uyurken şöyle hafif bir yüzüne düşüverir. Bizim burada işler böyle. Ben düz adamım, beni isyan ettirmeyin ya. Kusura bakma ama biz sakinlik kursu aldık. Zerre etkilenmedim. Ya yeter artık ama! Şu anda olayın, günün anlam ve önemini bir tek ben mi farkındayım acaba? Bu benim ilk gecem ve karım muhtemelen şurada küvette uyuyor. Bir yardım edin be! Adam haklı beyler! Adam haklı! Ne kadar nobran tavırlara sürüklesem de halden anlarım, anlarım! Bakalım neyi var? Bakalım. Oo, Ferforje. 4'e 8 gibi görünüyor. Bunun şakülü kaymış. 5'e 6 olsa iyiydi. Biraz yükle bakayım. Evet. Yükle. Tamam. Yükle. Tamam. L dirsek yok. Evet. Olsaydı yapardım. Sana bir şey soracağım. Gucci kontrol kalemi. Sen en son ne zaman çivi çaktın? Daha bu sabah çaktım ki. Matkapla çivi çaktım. Çekiçle de evi boyadım. Siz bu işten hiç anlamıyorsunuz değil mi? Ne, hiç anlamıyoruz. Bilmiyoruz. Çok belli ettik. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi bize işte böyle veriyorlar. Biz haritadan bakıp yapboz gibi yapıyoruz bunları. Abi ne olur bize bir meslek öğret ya. Sen nerelisin? Rize. Çıkart kafandakini. Sen nerelisin? Tunceli. Çıkart kafandakini. Ben de Merzifonluyum. Artık maskelerimizi çıkarttığımıza göre adam gibi konuşabiliriz. Sizi sevdim, işe alacağım. Tamam mı? Seni çırak olarak alacağım, seni de kalfa olarak alacağım. Hadi bu işi size öğreteceğim. Çırak, topla şu takımı, takrabanı. Sen de al dolabı. Bu olmaz burada. Bunu atölyede yapacağız. Bu burada olmaz. Usta, gözünü sevdiğim ustam. Testeresine kurban oldum. Ne olur yapma. Bu gece yataksız olmaz. Ne olur bunu burada hallet, hadi. Sen merak etme. Oğlum yavaş. Her şey yolunda. Sürmeyin ya, ne olur ustam. Sen burada... şimdi hiç merak etme. Ben sana bu malzemeden hem yatak hem de yatak başı yapacağım. Söz. Ama bir ay var. Hadi al salcımı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi yavaş, 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 yavaş. Aferin. Aferin. Ya ne yapalım? Bizim de kaderimiz buymuş artık. Ne yapayım? Ben artık bir köşede yatıp uyuyabilir miyim? Ne olur. Çok uykum var ama benim ya. Uyu canım. Uyu, uyu. Şu çekmeceye falan kıvrıl artık. Ne yapalım? Kadir, ben de şurada. Sana söylemeyi unutmuşum. Bizim arkadaşlar var ya, balayı hediyesi bize böyle güzel bir otelde yer ayırtmışlar böyle davetli. Ama söylemeyi unuttum. Kusura bakma, kafamda kalmamış. İbrahim ve Yeter koşarak çıkarlar. Futbol programlarını seyredenler var mı? Şurada bir hanımefendi var. Ben eşimden dolayı mecburen seyrediyorum. En çok beğendim. Şöyle mi oluyor mecburen? Ben de bunu merak ediyorum da. Yani eşiniz seyretmek istiyor o spor programını. Evet. Ama sizden de ayrı kalmak istemiyor. Yok, ben ondan ayrı kalmak istemiyorum. Kurtaramadık. Erkekleri kurtaramadık. Öbür odaya başka televizyon var. Oraya git diyor. Ben gitmiyorum mecburen. Diyor mu? Ya ben ne kadar romantik yaklaşmıştım halbuki. Siz ya beraber vakit geçirmek için, siz de orada elma mı soyuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yok, o elmasını kendi soya. Yani size hiç ihtiyaç yok o çıkıyor mu? Peki yani takip edebiliyor musunuz? Beyefendiyle beraber yorumlayabiliyor musunuz artık? Ediyorum. Ben en çok Ahmet Çakar'ı beğeniyorum. Daha çok yani ben onun sayesinde futbolu sevmeye başladım diyebilirim. Yani sizin bildiğiniz futbol öyle bir şey değil mi? Hayır. Hele bu sene o Sinan Engin, Rasim Ozan ve o o dörtlü çok acayip bir şekilde hiçbiri birbirini dinlemiyor ve çok başımı ağrıtıyor. Ne konuştuklarını dinlemiyorlar bile. O Abdülkerim. O adama çok acıyorum. Onu kimse takmıyor. (Gülüyor)
sessiz sakin mi yani? Evet, hiç takmıyor. Ne dediğini duymuyorlar bile. Rasim Ozan zaten. Bir de Ahmet Çakar bu sene çok sivri benzetmeler yapıyor. Peki, ya futbolu öğrendim bu programlardan diyorsunuz. Nasıl bir şey futbol? Yani bu programlara göre hiç bilmeyen biri için futbolu tanımlasanız nasıl bir tanım çıkar? Ya tanım demeyeyim de şimdi bütün bayanların ortak düşüncesidir. Maçtan sonra niye hani atılmış, atılmamış golleri kritiğini yaparlar? Ben şöyle düşünüyorum. Değil mi? Artık atılmış golün davası olmaz yani. Bir pozisyon varken maç anında yapsınlar. Doğru ya da yanlış o an karar versinler. Maçtan sonra konuşmanın bir anlamı yok ki. Altı tane hakem var. Bir karar veriyorlar tabii. Artık. Yani bir de mesela eşimin ya da onunla beraber seyredenlerin ortak fikri işte şunu alsın, bunu oyundan çıkarsın. Bunları diyorum siz görüyorsunuz, teknik direktörler görmüyor mu? Niye onu yapmıyorlar? Diye gülüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu spor yorum programları gün geçtikçe artıyor ve daha renkli hale geliyor diye düşünüyorum. Biz de futbol konuşmaya çalışacağız. Bakalım bizimki nasıl olmuş. Buyurun. Evet. Evet. Yorumlu futbolla bu hafta da sizlerleyiz. Futbolun, Türk futbolunun deha, duayen isimleriyle beraberiz. Türk futboluna damga vuran programdayız. Ve bugün önemli bir konuğumuz var, Türk futbolunun önemli isminde. Fikri Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin. Mustafa'cığım, Türk futbolunun sorunlarını konuşacağımızı duyduğum anda evden koşarak çıktım. Gibi. Aynen. Koşarak gelmişsiniz. Peki, direkt konuya gidelim biz. Hocam, Türk futbolunun gerçek sorunları nedir? Şimdi Mustafa'cığım, öncelikle tesisleşme ve altyapıyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi tam ben de o konuyla ilgili konuşacağım. Bahadır, sorum sana Bahadır. Ama delikanlı gibi cevap vereceksin. Delikanlı gibi cevap vereceksin hocam, Bahadır. Tamam, delikanlı gibi, tamam hadi. Bahadır, evet. Bundan 3 hafta önce bir yemek masasında yanında federasyon başkanı varken... Bak. Makarnaya ketçap sıktın mı Bahadır? Sıktın mı? Bak sorun bu. Sorun bu. Hayda. Bunu mu koy? Hayda. Hayda. Hayda yok. Hayda hayda yok kardeşim. Sıktın mı sıkmadın mı cevap vereceksin. Ona bakarsan masada hardal da olabilir. Bak. He? Acı. Acı hardal. Acı hardal he. Doğru, sen şimdi bana diyeceksin doğru. Ki. Sen şimdi bana diyeceksin ki futbolla hardalın ne alakası? Hakikaten ne alakası? Kardeşim ketçabın nasıl bak sonunda var. Hocam ne alakası? Hardalın da var. Bak. Bak. Bir dakika dur şimdi öyle değil. Bir dakika. Bak beni dinle. Bak beyler. Şşş bir dakika bak. Hardal değil bak. Hardal. Doğru. Ayağa sert dal. Bak. Gir. Bak. Bak bu futbol. Bak. Bu futbol eşdeğer. Şimdi bak hocam. Fikri Hoca'nın ne kadar sert futbol sevdiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Evet biliyorum. Hocam ya, biliyorum. Sen Bahadır'la beraber Türk futbolunu getirdiğin yerden övünüyor musun? Dinamit koydunuz altına be. Yazık be. Yazık be. Öyle bir şey var mı ya? Ne ya? Hocam ne oluyor ya? Niye tükürdün bana ya? Ne oluyor ya yok. Ne oluyor ya yok. Niye tükürdün yok. Böyle mal mal bakmak yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi kardeşim bu nasıl bir iş ya? Konuşacaksın ben burada halkın diliyim kardeşim. Halkın dili gerektiği zaman tükürür. Puh al. Aynen. Al bir daha tükürüm. Puh. Fikri Hocam. Ağzına sağ ol. Program biraz hararetli başladı. Hararetli başladı Mustafa. Adam lama gibi tükürüyor bana. Kardeşim sen hiç hayatında lama gördün mü ya? Ya lama nedir ya? Gördün mü sen lama? Hayır ben ne yaptım ben? Yani kötü bir şey yaptıysam özür dilerim ama ben ne yaptım biliyorum ki. Ne yaptım ben ya? Allah benim cezamı versin. Versin, ya. Versin. Ya senin cezanı veren vermiş zaten ya. Senin bu tipini milletin gözünün önünde gömerim ben ama... Çok çirkinsin, çirkinsin ya. Çirkinsin. Çirkinsin ya. Allah'ım ya Rabbim. Burnuna bak, 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 burnuna bak ya. Çirkin ya. Sen kendi burnuna bak. Ya bırak sen. Neyse kardeşim tamam. Ya bir dakika dur şimdi. Bir dakika dur. Ben artık bir sazı elime alayım. Bir dakika. Bakın. Sizi bu lafları söyleten size. Bu ketçapla, bu. Ketçapla, hardalla Fikri Hoca'yı ezen kişiler... Bakın burada açıklıyorum.
futbol baronlarıdır. Ah. Tabii. Bu futbol baronlarına sesi hangisi bu mu? Futbol baronlarına sesleniyorum. Bakın, futbolun katili sizsiniz. Bitirdiniz futbolu. İki elimde yakanızda. Sizi yemin ediyorum lime lime ederim. Ben bunu söylüyorum. Ya baron ne demek kardeşim? Ya. Baron onu söyle. Baron ne demek? Söyle ya. Bilmiyor ki ya. Doğru. Bak bir dakika bak. Doğru. Sen algı operasyonu yapma kardeşim. Futboldan bahsedeceksin. Sen futboldan bahsedeceksin. Sen bana ortadan bahset. Sen ters çalımla ekmek almaya gönderdiğin futbolcudan bahsedeceksin bana. Bana Karadeniz pidesinden bahset aga. Of. Bak gerçi Fikri Hoca sen iyi bilirsin o pideleri. Pideleri iyi bilirsin. Ben biliyorum. Sen bilirim. İyi bilirsin. Ya bu bilmez mi pideyi ya? Bak. Bak pide mal bakıyorsun. Silerim seni futboldan. Çirkinsin. Ya ben sana ne yaptım? Evine bomba mı koydum ya? Ya bir dakika dur şimdi. Fikri hocam siz sakın muhatap olmayın. Bunlar baronlarla bir olmuşlar. Senle beni çökertmeye çalışıyorlar. Ben bunu gördüm. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyor. Baronlar aramışlar şimdi. Aramışlar. Bahadır seni ve özellikle Fikri Hoca'yı gelip döveceklermiş. En çok da seni. Tevekkeli değil ya. Ya bir dakika dur doğru. Özellikle Fikri Hoca'yı dövmeleri lazım. Çünkü zaten bu cümleler Fikri Hoca'nın cümleleridir. Ben bunları burada tekrar ettim. Doğru benim belgelerle konuşuyorum. Bir dakika dur belge var burada. Ne zaman ya ben demedim ya. Ya Fikri Hocam sen bana biraz evvel kulisteyken Bahadır kardeşim. Bu baronlar şöyle böyledir, işte yok bunların amblemleri, simgeleri kargadır, baykuştur demedin mi? Dedim ben mi dedim? Ya bırak şimdi. Bir dakika. Beyler, bir dakika. Şimdi herkesin kuşu kendine, bak. Baykuş var, kuş. Leylek var, kuş. Bülbül var, kuş. Karga da var. Karga var, kuş. Şimdi herkes eğri oturup kuşun ona göre düzeltecek. Hocam, her kuşun eti yenmez. Bak. Şimdi beyler bir dakika lafı karıştırmayalım. Gelelim konumuza. Bahadır, o ketçap sıkıldı mı kardeşim? O ketçap sıkıldı mı? Konuş bak. Ben bildiklerimi anlatırsam Türk futbolu sarsılır. Kardeşim sen de sorsana bir şey. Konuş. Korkma sor. Sor ya. Sorsana sıkmış mı sor. Sıktı mı kardeşim? Söylesene. Sıktın mı? Ha şöyle adam ol ya. Barıştık mı? Hemen şımarma basarım tokada. Şimdi bak bir dakika. Ben bir şey söyleyeyim şimdi. Şu an burada Fikri Hoca mangaldaki et gibi döndü. Orası, aynen. Orası bir gerçek. Yalnız Şevket Hocam size şunu söyleyeyim. O gece yaşananlar ben, federasyon başkanı ve o ketçap arasında kalacak. O sırdır. Sen adam olsaydın söylerdi. Ben ne yaptım ya? Bak hocam bak. Milletin duygusuyla oynama, milli duygularla oynama. Sen bize söyle, ketçapçılardan mısın sen? Sen kimsin? Kimsin? Ulan am ne ketçapmış lan arkadaş anlamadım ki ya. Tamam ketçapçıyım lan. Ketçapçıyım. Nedir yani arkadaş ya? Nedir yani yok hocam, nedir yani yok Allah aşkına. Milleti aptal yerine koymayın kardeşim. Konuşacaksın burada. Bak ben Fikri ile ilgili konuşursam... Bu Fikri Hoca sokağa çıkamaz. Hayda! Ya orada bir dakika gerçekten dur. Şimdi bakın ben Fikri Hoca'yı burada kimseye yedirtmem. Kusura bakmayın. Fikri Hoca futbol deyasıdır. Bu adam futbol gurusudur. Durur. Sağ ol. Yani bu adamın Türk futboluna bayağı yararı olduğu kadar zararı da vardır. Var. Dinamit koydu ya. Ya ne zararı mı gördünüz lan? Ne zararı mı gördünüz ben? Ulan mı? Vay be. Burada koskoca futbol duayenlerine seyircinin önünde ulan ha. Hocam size hiç yakıştıramadım ya. Hocam şurada yarım saattir saygımla oturuyorum, hiç yakıştıramadım size. Hayır özür dilerim hocam, özür dilerim. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyor. Arkadaşlar Aruno Kone Galatasaray'ın bir şey. Hayırlı olsun. Ne olmuş? Ben de çok sevindim. Gelsin o İbrahim gelsin İbrahim. Ben de çok İbrahim. Anlamadığım için beni affettiriyor. Küçücük rol oynuyorsun. Onu da abartıyorsun ya. Bak bu skecin ahengini bozdu. Özür dilerim. Ahenginizi bozdu. Ne ahengini? Evet. Şimdi gir kulağına gerçekleri söyle. O da düzgün sunsun kulağına söylenin. Evet. Bana ne dedilerse o hocam. Tabii eminim. Evet İbrahim'in girişi.
Tamam, arkadaşlarım şu an kulağıma fısıldıyor. Bayağı fısıldıyorlar. Bayağı, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, biliyoruz, biliyoruz. Bozma! Bozma. Aruno Kone Galatasaray'daymış. Kone bitmiş. O ne biçim isim lan öyle? Bak size ben bir şey söyleyeyim beyler. Müthiş bir oyuncu. Sana şöyle söyleyeyim hocam. Bizim Olcay Bayra. Onun daha hızlısı. Fikri Hoca iyi bilir. Eski topçusu onun. Abi. Ulan sanki adamla bir şey yaşadık. Gerçekten çok başarılı bir oyuncudur. Özellikle kanatlarda... Kanat demişken hocam, kanat demişken şu tavuk lobisiyle ilgili bir şey anlatıyordum size. Kanat deyince şimdi aklıma benim bu geldi. Doğru. Ulan, ulan iyice futbol gitti ya. Bir dakika dur. Bakın çocuklar, çok net söylüyorum. Ağzımı açarsam... Türk futbolunda taşlar yerinden oynar. Ya Allah Allah, hayda ya. Ya hoca sen de konuşmazsan artık adam değilsin. Ki ben senin ne kadar dürüst, ne kadar bak, iyi niyetli... ne kadar... Ya bir dakika dur, ne kadar hemen delikanlı... Geri, hemen geri vites. Bu geri vitesi ne kadar delikanlı bir adam olduğunu biliyorum. Bakın arkadaşlar, Şevket Hoca adamlığın çıkış noktasıdır. Ben bayağı iyi tanırım çünkü. Doğru. Peki çocuklar, doğru. Bir dakika beyler. Bunu siz isteyiniz. Ağır konuşacağım. Konuş hocam. Mustafa, ver alttan müziği. Ver alttan. Yer bir tavuk çiftliği. Hanımla çocukları aldım, pikniğe çıkacağım. Bir tavuk musallat oldu. Bizim çocuğun peşinden koşturuyor. Bak. Kiçi kiçi hareketler böyle, gıcık kaptım bir acayip. Bak, bak. O an notunu verdim. Dedim ki bizim ülkede deli tavuk var kardeşim. Var abi, var. Deli tavuk hastalığı var. Hayda. Helal olsun. Şimdi ya. Ne hayda, hayda mayda yok kardeşim ya. Benim vakti zamanında her gün tavuk döner yediğimi herkes bilir. Bütün futbol camiası bilir. Benim içim rahat kardeşim. Şevket Hocam, senin bu ani çıkışlarının, senin bu ani patlamalarının... ismini vermek istemediğim malum kulüp başkanının oğlunun... evet, açmış olduğu et dönercide, ah, yemiş olduğun öğle yemeklerin bir etkisi var mı yok mu? Var, bunu merak ediyorum. Sana yazıklar olsun. Bu iddiaları kanıtlamazsan namertsin. Provokatörsün. Sen de konuş. Sen de konuş bir şeyler söyle. Sen de konuş. Allah Allah. Lan. Adam haklı. Şevket abi haklı. Sana yazıklar olsun. Bir dakika dur, bir dakika. Tükürün. Yazıklar olsun be. Bak hocam, sen bizim gözümüzde bittin. Bittin. Ben de bittim. Bizim tanıdıklarımız var. Seni dövdüreceğiz. Bunu sen istedin bak. Arıyorum, dur. Ulan tamam lan, tavukçum, tavukçu. Ha tavukçu, tavukçu. Ben bu programı terk ederim. Al buyur ya. Al buyur ya. Hoca gitti. Kir yaptığınızı görüyor musunuz ya? Evet. Damga vuran programda... hocamız gitti. Stüdyoyu terk etti. Çocuklar çok pis yağmur yağıyor. Biraz bir yavaşlasın, ondan sonra terk edeceğim. Evet, hocamız geri döndü. Şimdi biz bir reklama gidiyoruz. Ya Mustafa, Mustafa bana bir su mu, bir şey ayarlar. Benim suyum yok ya. Suyum ya. Yok. Tamam, ayarlayalım hocam, ayarlayalım hemen. Çocuklar oğlum, bunu bırakın da bu Messi ne yaptı geçen hafta ya? İnanılmazdı. Abi ne yaptı? Adamlar sistem futbol oynuyorlar ya. Aynen kesinlikle öyle. Ya, hocam lafını balla bölüyorum bak, yemin ediyorum... bu dünya üzerinde Alman ekolünü de unutmamamız lazım. Yaşa hocam. Ya haklısın kardeşim, bizim temel sorunumuz o zaten ya. Biz altyapıdan oyuncu yetiştireceğiz, vereceğiz kulüplere. Aynen öyle. Yapamıyoruz. Ulan siz futbolu biliyor musunuz? Niye konuşmuyordunuz lan? He? Reklam arasında niye konuşuyorsunuz? Niye delirttiniz lan beni? Hocam şimdi delirmekte haklı hakikaten. Ya bizde kolektif futbol yok çünkü. Yok, futbol endüstrileşemedi, olmadı, yapamadı. E hocam bunlara konuşalım işte ya. Program başlayınca bunlara konuşalım. Sen en son diyordun futbol endüstri değil mi? Aynen. Bundan bahsedelim lütfen yani. Kesinlikle hocam. Yayına dönelim biz şimdi. Evet tekrar yayına dönüyoruz. Ya bir dakika, benim suyum nerede? Ya ne suyu? İsraf edilmiş şey nedir yani ya? İçmiyorum, tamam içmiyorum. Doğru, içmiyorum. Doğru. Evet, damga vuran programda yine beraberiz. Hocam, siz reklam arasında bir şey konuşmuştuk. Onları tekrar bir söyleyebilir misin? Stadımız, statlarımız neden dolmuyor? Neden futbola ilgi yok? Statlar boş. Bizim şimdi futbolun sorunları açık ortada. Hocam konuş, arkandayım.
Stat köftecileri. Köfteleri çok pahalı satıyorlar. Millet almıyor, gelmiyor stada. Statlar boş. Oyuncu oynamıyor, top oynamıyor ondan sonra. Bunları halletmemiz lazım. Köfte lobisi bitirdi Türk futbolunu ya, kardeşim. Bir dakika dur. Ağzım bağlıyız. Bir dakika dur. Şimdi bir dakika. Şevket Hoca. Şimdi onu bunu bırak da. Seri 1994. Bu yarımdaki zatı şahsın bunun. O yılda yaptığı şike olayına gelirsek onu konuşalım bence. Konuşalım, anlatsın. Anlat. Sen karaktersiz bir insan. Evet. Doğru konuşacaksın, karaktersizsin. Ben doğru konuşuyorum hocam ama öyle hayda mayda yok. Ben karaktersiz, sen karaktersizsin. Karaktersizsen onu da söyleyeceksin. Söylüyorum hocam. Nasıl hoca dönek? Dönek. Sen de karaktersizsin. Aynen. Sen döneksin. Bu dönek, bu karaktersiz. Durun lan. Döneksin. Ben. Ya bu ne ya? Reklamda konuştun, arada konuştuğunuzu canlı yayında da konuşun ha, lütfen ya. Yok mu bir tane adam gibi adam bize futbolun güzelliklerini anlatacak ben adam? Abi, ben. Ya. Ya Allah aşkına şimdi bir Ahmet dursun. Ya evde. Lütfen. Evde izlerken duramadım. Mecburen gelmek zorunda kaldım. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Kardeşimiz oturduk, futbol yorumluyoruz. Ne yapacağız? İşimiz bu. Abi futbol yorumluyorsunuz da beni de yoruyorsunuz. Olay belli. Normalde futbol çok eğlenceli bir oyundur. Maksat şu topu kaleye sokmak. Ya orada bir dakika dur. Ahmet dursun. Bir şeyi unutuyorsun. Bakın futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Vay be. Vay be. Tavuk döner de değildir sonuçta. Bravo Ahmet, bravo. Onu da haklı, Ahmet haklı. Siz olayı bravo. Çok başka anlamışsınız. Gözünüzü seveyim, zaten ortalık çok gergin. E ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Maç yapın. Maç mı? İsterseniz hep beraber halı saha maçı yapalım. Bak. Ha. Hem stres atarız hem de eğleniriz. Olur. Vallahi Ahmet'im haklısın da ya şimdi bizim memlekette bağırmadın mı adam saymıyorlar. Biz de bir bağırırken bir limiti aştık herhalde. Doğrusu hadi gidelim iki top oynayalım ya, atalım şu stresi. Hakikaten. Hadi hocam. Hadi ben kapatıyorum ya. O zaman yavaş yavaş. Evet, futbola damgasını vuran program Yorumlu Futbol'da bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sen niye kapatıyorsun kardeşim? Sunuyorum. Sen niye kapatıyorsun? Son zamanlarda ya da herhangi bir gün diyeyim, eski beraber olduğu kişiyle karşılaşan oldu mu hiç? Ha bravo, teşekkür ediyoruz. Serkan ben. Serkan Bey. Ne oldu? Bir şey olmadı. Karşılaştık sadece. Aslında halen görüşüyoruz birlikte. Aynı spor salonuna gidiyoruz. Ne zaman beraberdiniz? 6 ay önce. Evet. 6 aydır da hala görüşüyoruz. Ne kadarlık bir beraberlikti? Yaklaşık 1 yıl. Ama son 6 ayında ayrıldık. Daha ilerisinde olmayacağını fark ettik. Bu bitirdik. Ama hala görüşüyoruz. Bir sorun yok aramızda. O kadar soru işaretleriyle doluyum ki şu an. Bundan 1 yıl önce mi tanıştınız? Şöyle, ben müzisyenim. Evet. Daha öncelerden beni dinlemeye geliyordu. Nereye? Taksim, Bakırköy, Beşiktaş, Galata. Ve benzeri evet. Yerlerde 12 yıldır sahne alıyorum. Bir minibüs de alıyorsunuz herhalde. Yok, böyle isim isim sayınca dolmuş attı gibi oldu da onu. Yani İstanbul'un çeşitli yerlerinde hala program yapıyorsunuz. Hala sahne alıyorum. Hala alıyorsunuz. Evet, o da hala dinlemeye geliyor. Arkadaşlıktan ilişkiye nasıl döndü bu iş? İlk başta ben onunla konuşmuştum, çok ciddi olduğumu, hani düşüncelerimi, nasıl olabileceğini anlattım. Daha sonra yaşadığımız olaylar bunun sonunun olmayacağını bize hissettirdikten sonra yine ben konuştum. Yani olmayacağını hissettiren olay nedir? Ben onu baktım ki çok değiştirmeye çalışıyorum. Hani yani şu hareketini beğenmiyorum falan. En son ben konuştum, dedim ki ben seni değiştirmek istemiyorum. Hı. Sen olduğun gibi bir insan ol. Hı. Yani aslında hiçbir sorun yoktu. Ben ne desem yapıyordu, benim için değişiyordu. Ama bunun ileride sorun olabileceğini düşündüm. Ya siz neyi değiştirmek istiyorsunuz mesela karşınızdakinin? Hoşunuza gitmeyen şey ne? Ya hani aslında hoşuma gitmeyen bir şey yok ama hani ben ne desem yapıyordu. Mesela kıyafetine karıştığım zaman, ya bu senin için sorunsa bir daha bunu giymeyebilirim diyordu. Bu tür hani ve benzeri olaylar çoktu. Ben de daha fazla değiştirmek istemedim onu.
olduğun gibi kal dedim. Ne güzel bir yaklaşım. Bu yüzden bir ayrılık yaşandı. Yaşandı ve hani çok da iyi ayrıldığımız için hala da görüşüyoruz. Hala da sesleniyorum kendisine. Çok iyi bir insan. Kesinlikle evlenebilecek birisi ama benimle değil. Yani tavsiye ediyorsunuz hanımefendi. Şimdi bizde şöyle bir algı oluştuğu için bir insan sevgilisinden ayrılırsa bir kusur vardır gibisinden. Kesinlikle karalamak istemediğim için. Çok düzgün bir insan. Tebrik ediyorum. Biz işin şakasını biliyorum, çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa çok güzel bir yaklaşım. Tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Var mı başka eski beraber olduğuyla karşılaşan? Var orada. Merhaba, Seda ben. Evet, Seda Hanım. Biz de aynı iş yerinde çalışıyoruz. Her gün görüyorum. Yemekhanede. Ne zaman ayrıldınız? Aralık ayında ayrıldık geçen yıl. Ya neredeyse bir sene olacak. Evet, sözlümle geldim. Nasıl işler? Nasıl? Yani genelde yemekte ne çıkıyor sizin odanızda? Çok fix menüler çıkıyor. Peki. Ya bu bulanık suda yürümek gibi bir şey oldu. Dur bakalım ne çıkacak. Peki insanlar diyelim. Şimdi ayrılıktan kısa bir süre sonra. Daha yani hemen Aralık'ta ise Ocak'ta mesela yani. Ya da Aralık 15 ise Aralık 17'de ya. Yani beyefendi yokken. Yani birinin hayatında bir beyefendi yokken. Sizle hiç alakalı değil söyledim. Karşılaşınca ayrıldığı kişiyle böyle onu kıskandırmak, niye ilk başta kıskandırmak ister? Niye hep böyle ben iyiyim, ben mutluyum, her şey yolunda devam ediyor göstermek ister? Onun nedeni yani şu olabilir. İlk ayrıldığınızda onsuz çok mutsuz hissediyorsunuz kendinizi. Sonra biraz toparlanmaya başladıktan sonra da sanki o sizi hep mutsuz hatırlıyormuş gibi bu sefer mutlu halinizi göstermek için böyle bir halinizi ona göstermek isteyebilirsiniz. Evet bak ben artık eskisi gibi mutluyum diye. Çok içgüdüsel bir şey. Hani herkesin yaptığı bir şey bu söylediğiniz. Peki. Sizin evlilik ne zaman görünüyor? Bizim de Ağustos ayında. Hadi bakalım kısmetse. Mutluluklar diliyoruz teşekkür size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz şöyle bir şey yaptık. Sevgililer beraberliklerini noktaladıklarından sonra ilk karşılaştıklarında ya birbirlerini kıskandırmak istiyorlar ya da ben ne kadar huzurluyum, ne kadar mutluyum, ne kadar iyi bir şekilde hayatıma devam ediyorum bunu göstermeye çalışıyorlar diye düşündük. Olayı böyle yorumladık ve bakalım nasıl işlemişiz izleyelim efendim. Buyurun. Mehtap, sen şimdi eski sevgilinle buluşacaksın ve ona sende kalan eşyaları vereceksin diye. Neden ben seninle beraber burada oturuyorum şu anda acaba? Ya kızım, çünkü İbrahim'i şu an tek başıma görmeye cesaretim yok, anlıyor musun? Hem sen benim en yakın arkadaşımsın, tabii ki geleceksin. Hem ben İbrahim'i gördüğümde ya ağlamaktan böyle gözlerim yerinden fırlarsa ve millet üstüne basarsa... ...ya da böyle kalbim paramparça olur, yerlere saçılırsa ve ben o ağlamaktan kör olmuş gözlerini o kalbin üstüne basarsam... ...hiç düşünüyor musun? Ne yaptın? Şimdi biz takip edemedik bunu. Sen güzel çalışmışsın burayı da. Biraz hızlı oldu bu ya. Bunu tamam, takip edemedik. Bunu böyle detaylı anlatsan. Geri zekalı anlatır gibi. Demeyelim de sonuçta yani yeter de karşında. Onun nasıl çalıştığını biliyorsun yani. Bana anlat. Ben yani, anlarsam herkes anlar. Değil yani mi? Öyle güzel anlat ki. Yeter de anlasın, ona göre sana oyununu geri versin. Ya kızım çünkü şu an İbrahim'i tek başıma görmeye cesaretim yok. Hem sen benim en yakın arkadaşımsın. Ondan hep yanımda olman gerekiyor. Hem ay düşünsene, İbrahim'i gördüğümde böyle ağlamaktan gözlerim böyle yerinden fırlarda böyle yerlere yapışırsa, millet üstüne basarsa... ...ya da böyle onu görünce kalbim bin parça olur, yerlere saçılırsa ve ağlamaktan kör olmuş gözlerimle... ...gider de o kalbin üstüne basarsam. Hiç düşündün mü? Ha? Evet Mehtap, çok düşündüm ama nedense anlayamıyorum. Ama çok iyi anlattın. Gerçekten o ayrı. Şimdi Mehtap, eğer bunlardan herhangi biri olursa sen öl zaten. Kızım, alt taraf eski sevgilini göreceksin diye bütün organlarını, saydığın organları biliyorum. Hepsini yerlere saçtım ve döktün. Neden?
Ya ben onu bunu bilmem yeter. O İbrahim bunu buraya gelecek ve onu nasıl unuttuğumu görecek, tamam mı? Allah'ım inşallah kahrından karnı içine kaçar. Mehtap, seni anlayabilmek için Türkçe ve manyakça sözlük edineceğim. Çünkü ne dediğini asla anlamıyorum. Lan karnım içime mi kaçtı benim? Sen aynı. Selam. Ay pardon, bir şey mi dediniz? Evet, selam. Aa, sen şey değil misin? Aa, İlkay. Görüyor musun Mesut? Bana sarıldığı zaman huzur patlaması yaşayan kız şimdi atarılarda. Canım eve oyuncak ayı peluş aldım. Ona sarıldığımda da aynı duyguyu veriyor. Ne aldı tam olarak? Mehtap gerizekalıyı anlatır gibi valla. Yok yok. Tamam, yerleşelim. Canım ben eve oyuncak peluş ayı aldım. Ona sarılınca da aynı duyguyu veriyor. Hem bir insanı unutmak için önce hatırlamak lazım. Değil mi kız, yeter? Bir saniye, galiba benim sıram geldi. İbrahim. Evet. Oo! Mehtap seni çoktan unuttu biliyor musun? Hem de neler neler. Seni hiç önemsemiyor bile. Hatta aklına bile gelmiyorsun. Senden sonra birkaç tane erkekten çok güzel çıkma ve eğerlenme teklifi aldım. Kız sen gerizekalı mısın? Eğerlenme de atmayayım ben. Evlenme teklifi o. Ya Mehtap, elime yazmıştım ya. Heyecandan terleyince tükenmez kalem, silinmiş, tükenmiş kalem. Hay Allah'ım, hiç güleceğim yoktu ya. Eğerlenme teklifi almış ya. Ama doğru, bu tipinle erkekler sana tek taş değil, nal takmayı teklif ederler. Mesut çok gül. Nala, hay Allah. Çıkın, çıkın, çıkın. Sen niye gülüyorsun sen? Vallahi delireceğim. Evet, senin eğerlenme teklifi aldığın günlerde ben de bir sürü binlerce kızdan çıkma teklifi aldım. Deli gibi çıkma teklifi aldım. Resmen Eros'u mesaiye bıraktım. Çok iyiydim ya. Evini üstüme yapmaya çalışan kız oldu be. Acayip iyiydim. Harika günler geçirdim. Biraz anlat. Çok iyiydi. İyi olduğunu söyle birazcık. Anlat. Oo, Mehtap, İbrahim çok iyi. Bacını teslim et, git yani. O kadar iyi ve zararsız. Ha, oğlum ayrıldıktan sonrasını anlat. Olan bitenleri anlat. Konuştuk ya. Ha, oo. Ayrıldıktan sonra bu bunalıma girdi. Kimse bunun suratına bakmadı. Tabii. İki tane arkadaşlık sitesine üye oldu. İkisi de çöktü. İki kıza evlenme teklif etti. Kızlar bıyık bıraktı. Seni de dürüst olacağım tuttu bugün. Mesut, sen şimdi şey yap. Ha. Şu bakkala git de kağıt, mendil, peçete falan filan al. Çünkü Mehtap birazdan beni gördüğü için hüngür şakır ağlayacak. Onları bir hallet canım, hadi. Ay yetercim ya. Sen de Mesut'un gittiği markete git, tamam mı? Bebek bezi al. Çünkü böyle İbo'nun üzülünce bağırsaklarını vuruyor, cırcır oluyor da. Ama en büyük boy olsun. Cüsseyi görüyorsun. Tabii. Mesut, sen de beraber gidelim mi market alışverişine? Seni görmeli boy atmışsın, çok beğendim uzunsun diye. Ay o senin gözlerinde güzelliği ya. Afiyet olsun, hiç değişmemişsin. Bravo. Ya insan lokma lokmaya. Skeç durdu. Ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Ama abi al. Getirdim. Allah Allah. Evdeki erkeksi eşyalarıma bakmaya dayanamadın değil mi? Beni özledin çünkü. Ne getirdin? Erkeksi kokumun sindiği ve gecelerce sarılıp uyuduğun tişörtümü mü getirdin? Ya of, çok sinirleniyorum. Bu senin ama, bu senin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne getirdin? Ne varmış benim eşyam? Bir kırmızı gül içlik. İki cicili bicili pijama. Üç manikür seti. Dörtte ayın ponçik. Kızım ben senden ayrıldıktan sonra çok değiştim, tamam mı? Erkek gibi erkeğim ben. Evde böyle tişörtümün yakalarını çekiştiriyorum, Behlül gibi dolaşıyorum. Şınav falan çekiyorum. Diyete de başladım. Aha belli. Ha, o kadar hakkım var. Aa. Al bunları, istemiyorum ben. Al, istemiyorum hiçbirini. Ay ponçiyi verir misin? Ponçiyi ver. Sağ ol. Gel
Gerçi İbrahim bir şey söyleyeyim. Senden ayrıldıktan sonra ben de çok değiştim be. Ay inanır mısın? Geçen gün bir gece kulübüne gidiyorum. Mini etek diye sen ben kemeri tak git. Ay görmen lazım. Buramda, buramda. Bütün gözler üstümde. Allah Allah. Çok hoş. Ne kadar güzelmiş. Kızım, benim çıkma teklifi aldığım kızları üst üste dizsem buradan TürkSat uydusunun ayarlarını elimle değiştiririm. O kızları saçlarını alırım. Sen çekerim, ne yapacağım? Kıskandın değil mi? Kıskandın. Ama ben kıskanmam işte. Sen kıskanırsın. Hadi be. Yemin efendim, senden merhabalar. Başka bir arzunuz var mıydı? Evet. Telefon numara. Çıkışta belki bir şeyler yaparız. Tütün kolonyasının işe yarayacağını biliyordum. O zaman hanımefendiciğim, ben size şöyle kartımı vereyim. Tanışalım, ben Bahadır. Tanışalım kardeşim, İbrahim ben de. Çok memnun oldum. Tanışalım kardeşim, ben İbrahim. Çok memnun oldum. Ya bu nedir? Bu ne bu? Bu ne bu? Bundan sonra senin adın Yengeç Bahadır. Çık lan! Yan yan çık, adının hakkını ver. Sus! Ya ne yaptın sen çocuğun eline ne ya? Deniz mahsulü yaptım onu. Yani görüyorum ki hala beni çok kıskanıyorsun. Hı? Hala bana aşıksın çünkü. Benim yok ya, sen aşıksın bir kere. Evet, sen aşıksın. Hayır sen! Hayır sen! Hayır sen! Hayır sen! Hayır sen! Sen daha tatlısın. Sen daha tatlısın. Ya al şunu. Aa, ben bunu unuttum ya, tamam. Mesut gel lan buraya. Al, ben seni kıskanmıyorum, sevmiyorum. Sana da Mesut'u ayarlıyorum. Mesut burada. Al, Mesut'u ayarlıyorum sana. Beraber çıkıyorsun şu anda, hadi bakalım bak. Ne oluyor lan? İbrahim, gerizekalılaşma ya. Niye? Niye? Mesut'la çıkamaz mısın? Niye? Çünkü hala beni seviyorsun değil mi? Kızım ben çıktığım kızların üstüne benim kokum siner. Ya ömür boyu unutamazlar beni. Gör işte. Hadi be oradan. Ne seni kıskanacağım, unutamayacakmışım. Tamam. Okey. Ben Mesut'la çıkıyorum. Sana da hatta yeter ayarlıyorum. Düşünsene o kadar unuttum ya. Allah. Oh ne güzel. Tamam lan. Kabul. Yeterle çıkıyorum ben. Hadi bakalım. Oo ne güzel kız. Aa. Saçları maçları ne kadar güzel. Aman. Çok da güzelmiş. En azından yolda yürürken adından önce cinsiyetini sormazlar. Bildiği kız işte. Mis gibi. Mesut tatlım. Ay ne yakışıklıydınız. Boy pos maşallah ya. Vallahi kolon kolon. Eve koy böyle dayan. O kadar güvende hissediyorsun kendini. Ha, abi ben Mehtap'tan hoşlanmıyorum. Ne demek lan hoşlanmıyorum Mehtap'tan? Ne demek hoşlanmıyorum? Zevksiz miyim lan ben? Beğenmiyor musun eski çıktığımı? Yengemi beğenmiyor musun? Yo estağfurullah ya yo. O zaman bitmiştir. Çıkıyorsun nokta. Artık çıkıyorsunuz. Ya iyi de ben de seni beğenmiyorum ki. Ben hiçbir zaman büyük boydan hoşlanmam ki. Canım o zaman da evriliyor, gelişiyor. Ben de yaşadım aynı şeyi. Alışırsın. Önemli değil. Hem zaten çok değişmişmiş. Ay görüyorum. Görüyorum. Ablacığım ne görüyorsun affedersin? Kimsiniz siz? Ay gözlerimi çizdirdim de biraz önce. Çok iyi görüyorum. Geçmiş olsun da müsaade eder misiniz? Bir şey konuşuyoruz. Çıkar mısınız lütfen? Şş, bana bak. Atarlı çocuk. Evet. Aslan burcuyuz galiba. Ha, yükselenin de ayı galiba. Ah! Hanımefendi ya nereden bildiniz? Pardon da siz kimsiniz gerçekten? Ben bu kafenin astrolog, yıldız ve el falı uzmanı, ünlü medyum Derya. Şşt! Bakayım mı sana bir el falı şekerim? Ha? Yani ben böyle şeylere çok inanmıyorum. Bana saçma geliyor. Şimdi elime bakıp geleceğimi mi söyleyeceksiniz yani? Yok. Ben senin suratına bakınca da geleceği görüyorum. Sap geldin. Sap gideceğim. Vallahi doğru. Hakikaten bakıyor galiba, bildi. Evet. İstersen sana da bakayım bir el falı. Yok. Ben her şeyin falına bakarım. Ben sana istersen bir ayak falı bakayım. Yok. İstersen göbek falı bakayım. Ama biraz uzun sürer. Şey, efendim gerçekten biz öyle hani fallara falan inanmıyoruz. Hiç gerek yok. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Ana adın Fatma, baba adın Muhterem, hala adın Ayşe ve hobilerin sokakta bulduğun kediye, köpeğe ev edindi. Allah aşkına bana bak, bana ne olur, bana bir tanem. Bu şeyin var, atın da söyle, ne olur, şuna bana bakar mısın, bir dakika, bana bakar mısınız? Bana yeter çıkmış değil mi, yeter? Yok, yok. Ben de Mesut çıkmış. Hayır, hayır, siz kaydırma yapmışsınız. Sen bu
buna çıkmışsın, sen ona çıkmışsın. Ay efendim ya, gerçekten. Püf, belki elim kirlidir. Bir daha bakın ne olur. Nasıl ya, benim çıktığım yeter. O ne olacak peki? Çıktığım yeter benim. Sen değil misin kızım? Yok. Ben seninle çıkıyorum. Yok ben istemiyorum bununla çıkmak ya. Hiç beğenmiyorum. Ben de ya. Ben de ruh hastası manyak kadınlarla çıkmak istemiyorum. Kıvırcık diyorum, başka bir şey demiyorum. Niye acaba? Niye kıvırcık diyorsun acaba? Ben de senin gibi ruhu ince, boyu ince, kalbi ince birini beğeniyorum. Psikopatlardan hoşlanmıyorum kesinlikle. Çıktım, ne olacak? Gelsene buraya bir dakika ya. Yatsana konu. Psikopat! Gidelim Mesut. Lan. Kızım nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Psikopatmış. Sensin psikopat. Evet. Benim İbrahim'im candır be. Çok tatlı çocuktur. Harbi çocuktur be. Taş gibi çocuktur. Kaya gibi çocuktur be. Cidden taş gibi miyim ben ya? Öyle mi diyorsun deli? Ha öylesin vallahi İbrahim. Bizde yalan yok. Sersem, sen de pofuduk gibisin. Çok özledim kızım seni. Deli özledim lan. Gel. Hadi gidelim. Hey, şişt, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ya daha seans ücretimi almadım. O kadar geleceğinizi bildim. Ya ablacığım bırak Allah aşkına, kandırıyorsun milleti. Orada kek var, onunla idare et. Yok param var o zaman. Şişt, bana bak. Bana bak. Seni alır, şöyle bir güzel çerçeve yaparım. Ya senin o burnundan tuvalet askılığı, senin göbeklerinden koltuk, senin o pişmaniye saçlarından yastık kılıfı yaparım. Çok tatlı, çok işlevli bir hale geldik İbrahim. Ablacığım siz bu atık dönüştürme işinde çok iyiymişsiniz ya. Acaba o işe mi girseniz, ne dersiniz? Ya aslında evet, galiba öylesi daha iyi olacak, daha mantıklı bu. Ya gelin, gelin bakayım gelin. Ben size şimdi bardak altlığından düğün davetiyesi yapayım. Peçeteden sana bir gelinlik yapayım. Ya! Yani? Olur mu ki öyle? Kızım, ben odundan damat bile yaparım. Beni kastediyor. Sosyal medyaya böyle bağımlı olan, çok sık kullanan var mı? Var. Sosyal medyayı en fazla kullanan benim annem. Evet, olabilir. İsim verebilirim herhalde. Facebook'a girmesine ben sebep oldum. Ama çok pişmanım, onu söyleyeyim şimdi. Niye? Ya böyle masum beğenilerle başladı. Fotoğrafların altına anasının kuzusu. İşte, oğlum ne güzel bakıyor. Şöyle söyleyeyim, arkadaş çevresiyle gerçekten hani ben eski arkadaşlarını bulsun diye böyle katılmasına vesile olmuştum ama... Onlar da oradalar ya. Güne çevirdiler yani öyle söyleyebilirim. Hani bir fotoğraf olduğu zaman kendimi şey gibi hissediyorum. Sizin böyle merhaba demeye çıkarsınız ya günde annelerin karşısına böyle bakarlar. Öyle hissediyorum kendimi şu anda. Peki böyle küçüklük bezle falan fotoğraflarınızı koyuyorlar mı oraya? Koyar yani yakın zamanda. Konuda keşfettiğiniz. Tahminimce koyar. Altına bütün bu sefer diğer teyzeler de yazıyorlar. Tabii. İşte ay oğlun ne kadar yakışıklıymış, yok şöyleymiş, böyleymiş, aman gelinin şöyleymiş falan işte. Neler böyle yazıyorlar? Aman da Totoş'u. Aynen öyle. Sevimli cümleleri. Sevimli anne cümleleri. Siz de mecbur takip ediyorsunuz. Yani bir şey diyemiyorum. Ne diyebilirsin? Buradan saygılarımı iletiyorum kendisine eğer izlerse. Peki buradan bir mesaj vermek ister misiniz annenize? Anneciğim şöyle yapmasan daha iyi olur gibi. Ya anneciğim hani Facebook'ta paylaştığım fotoğraflar altına yorum yapmasan çok memnun olurum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. bu sosyal medyadaki bu ne diyorlar ona? İletişim bu. İşte Facebook, Instagram, Twitter modası gün geçtikçe artarak devam ediyor. Oradan birbirimize ulaşıyoruz, birbirimize dokunabiliyoruz. Bazen sert dokunuşlar da oluyor. Bununla ilgili, bu iletişimle, oradan paylaşımlarımızla ilgili bir skeç işledik, bir konu hazırladık. Bakalım biz nasıl işlemişiz bu konuları izleyelim. Buyurun.
Evet sayın seyirciler, ünlülerle gezip dolaştığımız meşhur tanıyalım. Programımız devam ediyor, yanımızda Yeter var. Sosyal medyada çok hızlısın Yeter. Evet. Yani internette adeta 10 çıta gücündesin maşallah. Teşekkürler. Bugün peki bir paylaşımda bulundu tabii mu? Tabii ki, tabii ki. Çünkü hayranlarım benim için candır. Antifanlarımsa patlıcandır. Zekama bak, nasıl böyle hızlı üretiyorum. Vallahi süper, süper. Çok güzel. Bugün şeyi paylaştım, sabah kahvaltıda yediğim omleti. Ve çok önemli omlet. 13 farklı açıdan kendisini çektim. Böyle işte gün boyunca 40-45 tane, 50 tane selfie falan yani. Peki ne tarz selfie'ler çekiyorsun böyle? Şimdi ne tarz selfie? Mesela şurada görebiliyorsun. Tam omlet selfie'si çekiyorum. Sonra omleti yeme selfie'si var. Sonra omleti yedim, sindiriyorum selfie'm var. Sonra omleti yedim, sindiriyorum, tuvalete gidiyorum selfie'm var. Tuvalette mutsuzum mesela. Üzgün surat. Zorlanıyorum selfie'si. Sonra tuvaletten çıktım. Huhu! Yaşasın! Ne güzel! Yaptım selfie'si. Falan böyle selfie'ler var. Yani hem eğlendiriyorsun hem de düşündürüyorsun. Evet, süpersin. Evet, testini yapabilirim ben, bu, evet. Bu arada kucağındaki galiba köpeğin Poppy. Poppy. Yalnız bugün biraz hareketsiz kendisi. Neden? Papiş, ne oldu sana? Şey, bugün selfie'si yok biliyor musun? Zaten fanlar da bilir. Onun selfie'si olmadığı zaman çok üzülüyor. Bir selfie çekelim mi abisi? Tabii, ben de mi? Ha, beraber. Hadi çekelim. Şakalak. Gördün mü Papiş? Ne kadar güzel. Şimdi bunu istersen şey yapalım, hashtagleyelim. Herkesler de görsün, tamam mı? Mesela Bahadır hashtag, Papi hashtag, Boğaz Keyfi hashtag, hashtag köpek, hashtag dünya barışı, hashtag biber, hashtag makarna, hashtag naber, hashtag iyiyim senden naber, hashtag butik, hashtag ayakkabı, hashtag hayvan, hashtag hayvanlar candır, hashtag köpek, hashtag... Anladım burada da. Anlaşıldı mı? Yani biz hashtag'i boğduk. Evet. Bakalım hayranlarım nasıl yorum yapacak, çok merak ben ediyorum. Ben de. Ama ondan önce makyajımı tazeleyebilir miyim? Çünkü sonuçta hayranlarım az sonraki selfie'mi gördüklerini makyajsız olduğumu anlamadılar. O yüzden çok panik evet. Oluyorum biliyor musun? Güzel oldu ama. Evet, çünkü o hashtag koyduğum zaman kendisi çok arada. Tatlıçıklar geliyor oradan. İlk yorum, ilk beğeni. Birinç. Ay, Yeter abla fotoğraf paylaşmış. İlk yorumu ben yapıyorum. Allah'ım nasıl bir duygu. Çıldıracağım sevincimden. Yeter ablam, Bahadır abiyle aranızda bir şey mi var? Eğer öyleyse kendimi mouse kablosuyla boğarım. Ablam bana bir selam gönder be, ne olur. Yeter Hanım, ülkedeki en iyi oyuncusunuz. Dizinin son bölümünü 39.9 kere izledim. Ya o kadar İzmir'i nasıl yapıyorsunuz Yeter Hanım? Size bir şey söyleyeyim mi? Yalnız... İnsan gününde hayvan fotoğrafı paylaşmışsınız. Size hiç yakıştıramadım. Hiç yakışmadı. Kahrolun! Burcu Hanım haklı. Burcu Hanım merhaba. Ne alakası var? Fotoğrafta insan da var bir kere. Hayır bir şey. Terbiyesiz yapıyorsunuz şu anda. Yeter ablam, senin hayatını çok merak ediyorum. Acaba çamaşırlarını kaç derecede yıkıyorsun? Burcu Hanım, Burcu Hanım! Hoş da oradan! Hayvanlar da insanlar kadar önemlidir. Sen ayrımcılık yapamazsın kuzum burada, tamam mı? Yeter Hanım, arkanızdayım. Ben de Yeter Hanım'ın arkasındayım. Mehtap Hanım, siz tam olarak neresindesiniz? Ekleyin lütfen. Yeteristler olarak Yeter ablamızı size yedirtmeyiz, tamam mı? Onun hakkında konuşamazsınız. Ablam, bana açık ev adresini verir misin? Köpek maması göndereceğim hediye. Siz ancak köpekleri seversiniz zaten. Köpeklerden önce kediler vardı, tamam mı? Kedilerden önce de insanlar vardı, tamam mı? Herkes burada gerçekleri biliyor. Doğru konuş! Doğru konuş! Git buradan! Takibe takip, hızlı takip, seri takip. Angel Hanım merhaba, takipleşek mi? Abi ben erkeğim ya. Yürü git lan o zaman buradan. Profilin önünü kapatma oğlum. Nike bak, tipe bak ya. Yalnızlıktan sıkılanmayanlar eklesin. Yeter Hanım'ın sayfasının altından kız yapanları lütfen temizleyelim. Gitsinler bundan. Bunlar gitsin buradan. Et Bilal, spam bu, spam. Sana spam. Ne lan? Sana ne? 35 yaşına gelmiş hala ergen kızlar gibi takılıyor burada. Yürü git. Vallahi spam içinde bırakırım seni Mehtap Hanım. İşte insanlar birbirine girdi. Eserinizde öpünün. Bravo, bravo. Biz adam olmayız. Bu yorumu onun resmini altına yazmayan Allah'ından bulsun. Sayfamızı beğenmez misiniz ya? Ya bırak ya, beğendik zaten. Yeter abla. Beğenmeye bak abi. Beğenmeye bak. Bir beğenmeye bak. Aa, kasıyor, kasıyor. Yani Yeter Hanımcığım.
Paylaşımınız sanki biraz yanlış anlaşıldı. Ne diyorsunuz? Ay çok kötü oldu ya. Bugün Dünya İnsan Günü'ymüş. Ben onu çarşamba günü sanıyordum ta. Hay Allah. Neyse halk bulmam lazım. Benim fotoğraf çekileyim, anladın mı? Ah işte halk. Şunu tutar mısın? Merhaba insan. Benimle fotoğraf çekilir misin? Çok müsaade ettiniz. Sağ ol. Çıkılak. Teşekkürler. Hadi bay bay. Tamam, hemen koyuyorum. Dünya İnsan Günü kutlu olsun yazdım zaten. Hashtag insan, hashtag günü, hashtag insanlar candır, hashtag sahip çıkalım, hashtag onlar da can, hashtag, hashtag geçme keyfi. Oldu galiba. Ay inşallah bu sefer toparlarım. Çünkü ben tamamen günleri karıştırdım. Bu ısınmaz değil mi? Yok yok, bir şey yapmadım. Bir iç, bir iç. İlk beğeni, ilk beğendim. Yeter ablam, yeni insanın çok güzel. Cinsi ne acaba? Adını da söyler misin? Bir de annemin çok selam var ablam. Ya seni çok merak ediyorum. Arabanın plakasını bana söyler misin? Bir de DM'ye baksana. Arkadaşlar, biz bunu yer miyiz? Yeter Hanım, komik oluyorsunuz yani. Böyle birler birdenbire tornistan yapmalar falan. Hiçbirimiz bunları yemiyoruz. Mehtap Hanım yok galiba. Burcu Hanım merhaba. Evet, yemiyoruz. Hayvanseverleri üzdünüz Yeter Hanım. Vallahi size yakışmadı. Şu Burcu'nun bile ağzına sakız oldunuz. Bittiniz şu an gözümde. Evet, yakışmadı. Her bitiş yeni bir başlangıç mı acaba Mehtap Hanım? Yeter ablamı lütfen. Yeter ablamı sevmeyen, takip etmeyi istemeyen takip etmesin, gitsin. Çünkü yeteristler takipleşiyor. Takip edeni takip ederim. Takip edeni tahrip ederim. Tahrik edeni takip ederim. Yeter Hanım, dış güçlerin etkisinde diye düşünüyorum. Dikkat ettiyseniz fotoğrafta insanlar vardı ve hepsinin gözleri vardı. Yeter Hanım, ne oldu? İlluminatici misiniz? Hepimiz her şeyi korkutuyoruz. Sus, sus, hadi artık! Sus! Yeter ablamı rahat bırakın. Gidin burada, gidin! Onun üzerine göz var, ondan öyle gözüküyor. Yeter ablam, IBAN numaranı verir misin? Sana nazar duası göndereceğim. En sevimli İlluminati yavrusu fotoğrafları da bizde. Sayfamızı beğenmeyen vatan hainidir. Sus lan artık, ya sus be. Ya beğendik Allah'ına Allah. Konuşma artık, konuşma. Hayret bir şeysin be adam. Burası bir sıra ya. Ya. Belim ağrıyor, belim. Oraya sen buradan mı tutunuyorsun? Yani yapacak bir şeyim yok. Bunun zaten ama, boyuna göre yaptım. Ama çok... Çocuk diyor ki dizlerimin üstündeyim, dizim ağrıyor. Yok yok, ayaktayım. Şaka yaptım lan. Tamam, devam edelim bakalım. Bir... Aziz Bey. Oh. Tamam, rahatla. Eyvallah. Ya Yeter Hanımcığım, like içinde kaldınız. Yani yorumları da alıp yan yana koysak... Evet. ...buradan Mark Zuckerberg'e kadar yol olur vallahi. Kesinlikle olur. Asıl sen bir de beni bir ünlüyle selfie yaparken gör. Evet. O zaman böyle çıldırıyorlar, böyle manyaklaşıyorlar. Teşekkür biliyor musun? Aşırı bir ünlü gördüm. Aliş, ne haber? Yetiş, ne haber kız? Nasılsın? İyiyim. Selfie mi? E tabii. Alayım bir daha ben de. Ay görüyor musun? Aliş benimle selfie yapıyor. Şimdi çılgınlığa bak. Hazır mısın? Hazırım. Haydi iki, üç. Şıpılak. Ne yapıyorsun Aliş'ciğim? İyi, ne yapayım sen? Çok teşekkür ediyorum. İzin verirsen bunu hashtagleyeyim şimdi. Hadi çünkü ünlü biliyorsun, evet. Ve çok ünlü. Şimdi hashtag Ali. Tamam. Hashtag Şan. Hashtag ünlülük. Hashtag çok çok ünlülük. Hashtag karnıyarık. Şey, seninle beraber bir kahve içelim mi Aliş? İçelim tabii tatlım. Bir de yorumlara bakalım. Bak. Çünkü yorum okumaya... Bayılıyorum. İzmir'im çok kuvvetli olduğu için. Ay. Yorum okumaya bayılıyorum. Hadi gidelim bakalım. Ay gidelim. Hadi. Hayatımda yorumlar yazlar. Bir kahve de bana... İlk yorum, ilk beğeni. Ha, ya Yeter ablişliğim, Alişan ablam çok tatlı çıkmışsınız gerçekten. Ne olur benim bir fotoğrafımı beğen ablam, ne olur. Bir de konum atar mısın, yanına geleceğim. Ay Alişan'ın yürüsün, büyük hayranınım. Adam gibi adam, Alişan. Ya bu herifi beğenmeyen bir tek ben miyim ya? Tipsizin teki. Şarkıları da kötü. Kötü kötü ne bakıyorsun? Bence güzel, tamam mı şarkısı? Hangi şarkısı kötü? Ha. Bu herif. Bütün insanlar görüyor burada seni, ne dedim?
Kim lan o? Hanginiz o? Hangisi hangimiz? Hangi de o? Bana laf söyleyen hanginiz o? Abi ben senin büyük hayranınım ya. Acayip ya. O var ya, adını dağlara yazarım. Aferin, akıllı ol. Aynalı tarihim lan ben. Yakarım lan buraları. Yakma da. Ay Alişan Bey, merhaba. Bir gün bana gelin. Köpeğim de var, çok sevimli. Köpek mi? Ne köpek? Köpek demeyin bana. Yok. Arkadaşıma gönderdim gerçekten. Sizi beğenerek beğeniyorum. Mehtap Hanım, ben de sizi çok beğeniyorum. Doğal halinizde harikasınız. Size de like nerede? Size de benden bir like. Alişan Bey. Bugüne kadar bir sürü kız sizinle evlenmek isterken Yeter ablamın sayfasının altında kızlarla cilveleşmeniz hiç hoş bir şey değil. Çok ayıp ettiniz. Telefon numaranızı yazar mısınız bana DM'den? Size akrostiş şiir yazacağım. Canım ben sana ayak numaramı yazayım. 44. Ağlayan surat. Alişan'ım, benim de ayak numaram 42. Ne çok ortak yanımız var değil mi? Ayrıca sana bir şaka yapacağım. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Zuha. Ben gerçekten senden çok like'lanıyorum yani. Like. İki nokta parantez. Bir like de benden size Burcu Hanım. Buyurun. Adam sitenin bütün kızlarını aldı ya. Fazla DNS, DNS ayarı olan var mı? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Bilal'cim, bende var. Özelden mesaj açalım. En vahşi Alişan klipleri için sayfada beklerim. La doğru konuş oğlum. Ağzını burnunu kırdırtma bana. Gelip en güzel şarkısını sayfamda söylemeyen Alişan'a köpek yolluyorum. Hav! Hey! Köpek mi? Köpek mi köpek demeyin bana. Okuyorum, tamam, şarkıyı okuyorum. Okusun. Gülen Surat. İş bulmak, bir işe girmek, o iş görüşmesini yapmak, hele mevcut olan yeri kaybetmeden yapmaya çalışmak gayet zor. Başka bir yetenek istiyor. Sıkıntılı bir iş. Bakalım biz bu durumu nasıl işlemişiz? İzleyelim. Buyurun. Yani... Burcu Hanım! İbrahim Bey! Yani bu kadar zahmet etmeye gerek yoktu ki. Anlıyorum. İş teklifinizi kabul etmem için bunları yapıyorsunuz ama beni önce yemeğe çıkarıp oradan Luna Park'a götürüp oradan bir tane ayıyla bir tane balon alıp sonra bir sinema ısmarlayıp şimdi de kahve içmeye davet etmeniz. Burcu Hanım, siz bana mı yürüyorsunuz? İbrahim Bey, sizin gibi kaliteli bir pazarlamacı her şeyin en iyisini hak ediyor. Sağ olun. Lütfen oturun. Şöyle geçin, oturun. Rahat edin lütfen. Evet, mabadınız rahat etsin. Yalnız benim şu an çalıştığım iş yeri buraya biraz yakın. Hani patronuma denk geliriz falan diye tırsıyorum ya. Kendisi değişik biridir. Bizi ailesi gibi görür. Yani biraz duygusaldır. İbrahim Bey, lütfen artık unutun o şirketi. Bakın gelin benimle çalışın, hep havanız olur. Bugün Yerler Holding'de çalışıyorum dediğiniz zaman barda kızlar teklif edecek size. Ha. Ama ben işimi seviyorum yani, mutluyum. Üstelik ben evliyim ya, ne alakası var? Neler bunlar böyle? Duymamış olayım. Ama İbrahim Bey, siz sıkılmadınız mı o daracık ofislerde çalışmaktan? Ben size plaza hayatının o civcivli, o ışıltılı şeyini vaat ediyorum. Neyini vaat ediyorsun? Plaza hayatının ışıltılı, civcivli bir şeyi vardır ve onu çalışanlar bilir. Bir havası, bir atmosferi bir şeye bağla, şey denir mi? Ha, tamam. Şu kalkıştan daha büyük, daha coşkulu daha alalım büyük. Bunu. İkna edeceksin adamı. Tamam. Adamı ikna edeceğim. Bak kafası karışık. Üstelik ben evliyim ya, kafam da karışık. İkna da olacağımı hiç düşünmüyorum. İbrahim Bey! Tamam oldum. Dur ya. Dur izin ver arkadaşım. Hemen oldu. Bak şimdi neler yapacak. Ben üstelik evliyim, beni bunlarla kandıramazsınız. İbrahim Bey! Siz sıkılmadınız mı o daracık ofislerde çalışmaktan? Ben size plaza hayatının o ışıltılı, o havalı dünya. Soktuğunuzda
arasında açılıp kapanan elektronik kapılardan geçiş hakkı tanıyorum. Lütfen, lütfen bu söylediklerimi değerlendirin. Kendinize gelin. Tamam, ama bakın, ben sizin bildiğiniz özel sektör çalışanlarına benzemem. İşimi seviyorum dedim. Öyle elektronik kapılara kanmam. Peki size bir yıllık sınırsız yemek fişi veriyorum. Kabul. O kadar saf ve temizsiniz ki gerçekten sizi etkilemek zor ama yine de bir yıl bulduğuma çok mutluyum. Buyurun. Ne buldunuz? Yıl. Tamam. Bu ne? Aa. Havyar. Eminim çok beğeneceksiniz. Benim şirketime gelirseniz gerçekten çok rahat edeceksiniz bakın. Benimle... Beğendiniz mi? Zeytin ezmesi bu ya. Değil. Sen harika balık. Sen bunu havyar gibi ye. Hayvan gibi yiyeceğim bunu. O anlatırken sen de iştahla ye havyarı. Hadi. Bu kadar da değil ama ya. Hadi ne yapacaksın? Bu ne? Bakayım. Havyar. Havyar. Bakalım beğenecek misiniz? İyice bir bitirin sonra karar verin. Beğendiniz değil mi? İnanılmam. İşte benim şirketimde olursanız aynen böyle kavanoz kavanoz havyar yiyeceksiniz. Sonra kavanoz sizin olur, küçük küçük haplarınızı da içinde saklarsınız. Aha, evet. Merak etmeyin. Benim şirketime geldiğiniz zaman sizi bütün iş dünyasına tanıtacağım. Tanıtın tabii ya. Beni zaten o aile şirketi şirket diye kandırdılar, yıllarca sömürdüler. Ben gerçek bir plaza erkeği olmak istiyorum. Kesinlikle. Gelin, 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 gelin. Aman patronu bunların canını yiyorsun, canını yiyorsun ya. Kızım üşütme sen, getir önünü bağla hep. Geç bakayım şöyle. Fikri, ya bize kayfa ısmarlaman gerçekten çok büyük bir incelik. Aferin. Ben mi ısmarlıyorum? Lan, seni beni mi var deli? Ben her zaman ne söylüyorum size? Arkadaşlar bu ay maaşlar yatmayacak. O değil lan, öbürü. Ha, biz bir aileyiz. Ay canlarım, gelin azıcık sarsın. Azıcık patronları gebertir misin Sevmet'le? Ulan öldürürüm lan sizi. Ay, İbrahim Bey. İbrahim Bey, ne yapıyorsunuz hala orada? Lütfen ponçenizi de alın, dışarı çıkın. İbrahim mi? Bir dakika, bir dakika. Biri İbrahim mi dedi? İbrahim dediyse kesin bizim İbrahim dedi. İbrahim. İbrahim. Nereden tanıdı ya? Bilal Bey, merhabalar. Ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır? Ya çocuklarla öğle yemeğine geldik. Fikri bize kayfa ısmarlıyor. Sen hayırdır burada? Bu hanımefendi kim? Ben Yerler Holding'in sahibesiyim efendim. Memnun oldum. Memnun oldum. Aa, evet. Vallahi bu o kadın. Hangi? Patron, bu Burcu Yerler. Başka şirketlerin çalışanlarını baştan çıkarıp kendi bünyesine alıyor. Böyle böyle büyüdü bu kadın patron. Şimdi İbrahim'e mi göz koydu yoksa? Beni biraz korkutuyorsun ha. Ama korktum yani. Başka iş, başka bir şirket mi? Daha ne oluyor burada? İbrahim, doğruyu söyle. Bu kadının senin yanında ne işi var? Yoksa sen bizi bırakıp gidecek misin İbrahim? Evet. Ne? Ayıp be, ayıp. Yapılır mı bize be? Biz bir aileyiz. Sen nasıl bir insansın ya? Bu adam senin zor günlerinde sana destek olmadı mı? Ailemizi nasıl dağıtırsın? İbrahim, bu kadın sana ne vaat etti benim vermediğim? Sınırsız konuşmalı telefon. Buna mı kandın lan? Buna mı kandın ya? Sen istesen ben sana kontür atmaz mıydım? Aynı zamanda büyük dokunmatik bir telefon. Ulan iki dakika bekleseydin ya. Yenisi çıkınca ben benim eskiyi sana verecektim. Aynı zamanda bir araba. Oturabileceği bir daire. Yılda iki hafta tatil. İş yemekleri. İş seyahatlerinde birinci sınıftan seyahat hakkı ve gittiği ülkelerde beş yıldızlı otellerde kalma imkanı. Beni de alın. Patron, patron. Ülke olsun. Patron, patron. Kendine gel, kendine gel. Burada kal. Patron, biz bir aileyiz, unutma. Ay, kapitalizm yan gözlerimi kararttı. Kusura bakmayın çocuklar. İbrahim. Neden? İbrahim, sakın bu büyülü dünyaya kanma oğlum. Bak, yemektir, seyahattir, bunları boş ver. Hiçbiri bizim şirket pikniğimizin yerini tutmaz koçum. Öyle mi dersin? Tabii. Ya. İbrahim, lütfen bunlarla paralize olma ve bana odaklan. Sen şu an istediğin an sana yat, kat, saat, bakliyat, zerzevat ve hatta altına at veririm. Atma kızım, atma. Nereye veriyorsun sen? At verecekmiş. İbrahim, biz de sana şefkat ve sadakat veriyoruz. Öyle değil mi ama? Azıcık sahip çık patronla, arkasında dur lan. Ama benim çok üzerime geliniyor şu an ponçik. İbrahim, şu anda lavaboya gidiyorum. Ponçik'le konuş, kararını ver ve döndüğümde
yüzünde kararlı bir ifade olsun. He, sen şimdi lavaboya gidiyorum deyince bizim kafamızı ellerini yıkıyor canlandın. Vay be, ne yapacağını çok iyi biliyorum. Herkese anlatırım. Demek öyle İbrahim, he? Demek öyle olduk biz şimdi. Çocuklar, ben her zaman ne derdim size? Bu ay maaşlar yatmayacak. O değil lan öbürü. Biz bir aileyiz. Ay canlarım, canlarım. Azıcık sallayayım sana. Demek öyle İbrahim. Biz bir aileydik ulan. Sen bizim neyimizi beğenmedin? Biz sana yetmiyor muyuz? Ama Bilal Bey, Burcu Hanım bana şimdiki maaşımın iki katını bir de araba teklif ediyor. Nasıl reddedebilirim? Bilal Bey de aylık akbil veriyor. Ama o da üç ayda bir prim veriyor. Ben de Ramazan golüsü veriyorum Ramazan'da. Nankör, yetmedi mi? Gerçekten çok nankör müsün İbrahim? Patron bırak gitsin Allah aşkına ya. Ya da sen bana izin ver, ben bunu bir döveyim, bir benzeteyim vallahi. Yapma kızım, yapma çocuğum, yapma. Hadi siz gidin, beni dışarıda bekleyin biraz. İbrahim'le yalnız kalmak istiyorum. Fikri, bana bir kahve daha al. Ama benim param kalmadı ya. Ne diyorsam onu yap Fikri. Unutma, biz bir aileyiz. Ulan ne pis aileymişiz ya. Demek öyle İbrahim, ha? Bilal terlikçilik, LTD, ŞT'yi, AŞ, YK, YK'yi bırakıyorsun ha? Bilal Bey, ne olur bu işi benim için daha fazla zorlaştırmayın. Bakın, biz bir aile şirketiyiz. Ayağına iki yıldır bize maaş yerine harçlık veriyorsunuz. Ya geceli gündüzü çalışıyoruz. Evime de çöktünüz. Eskiden eve iş getirdim, şimdi patronumu getiriyorum. Yengemi sorun çıkardı. Ulan iki gün aldık nedir ya? İki ay Bilal Bey, iki aydır bendesiniz. Ya ofiste kendi odam bile yok, 15 yıldır. Fikriyle kışlı başlı çalışıyorum. Oğlum. Ondan sonra bize yemek parası da vermemek için ne yapıyorsunuz? Ofiste her gün menemen yapıyorsunuz. Bak. Toplantılara alt eşofmanla geliyorsunuz. Ben gerçek bir iş hayatı istiyorum. Yavrum sen niye beni anlamıyorsun? Ben onu aile ortamı olsun diye öyle yapıyorum. Benim şirket politikamı hiç anlamamışsın ki İbrahim. Bilal abi. Bak abi diyorum, Burcu Hanım bana özel sağlık sigortası yaptırıyor. Sen aylık sigorta primlerimizi ödememek için her ay bir tane teyze getiriyorsun ofise, hepimize kurşun döktürüyorsun. Ama sen o kurşunu görmedin mi? Nasıl delik delik oldu? Sende nazar varmış, o çıktı oğlum. Bak bana nasıl bakıyor. Her şey yalan mıydı lan? Ben bunları duyacaktım senden ha? Duydun işte, kusura bakma. Beni anlayan bana değer verene gitmek istiyorum. Ulan ben sana değer vermiyor muyum? Tipsiz! Tipli, şaka yapıyorum. Oğlum, ben sana her sabah mesaiden önce komikli kedi videosu izletmedim mi? Maç muhabbeti yapmadın mı? Abi beni dövüyorlar dediğinde ben seni prezident taburların elinden kurtarmadım mı? İstemiyorum ya, istemiyorum. Git, anla işte, istemiyorum. İbrahim Beyciğim, son olarak size söyleyeyim. Hiç konuşmayın, gerek yok Burcu Hanım. Ben iş teklifinizi kabul ediyorum, tamam mı? Beni anlayanın yanına gidiyorum. Anlasınlar değerimi. Anladım. Anlamaz mıyım ya İbrahim? Anlamaz mıyım? Her sabah sana komikli kedi videosu izletemeyeceğim. Öyle değil mi? Bak hele İbrahim. Bak kedi patisini nasıl yarıyor diyemeyeceğim İbrahim. Ona bir oda ver Burcu. Dahili hattı olsun. Kliması olsun. Ona iyi bak Burcu. Evet Burcu Hanım, ben imzalıyorum. İbrahim Bey, bir sen siz benim lafımı kesmişsiniz. Ben size söyleyemedim. Şimdi ben size işe alamam. Niye? Çünkü demin eski pazarlama müdürü beni aradı. Kendisi dedi ki, yani dedi ben işe geri dönüyorum dedi. Öyle olunca şimdi işe geri geldiği için ben de zaten sizi tabii ki o zaman alamamış oluyorum işe. Buradan çıkıyor bu. Tabii ki. O yüzden de sizle ilgili daha sonraki görüşmelerinizde de kadın fade out oldu gitti ya. Ben ne yapacağım şimdi ama işsiz kaldım ben. Hani aslandım, katlandım, yalancı. Kusura bakma İbrahim. Briefcase'imi unutmuşum. O yüzden döndüm. Yoksa senin gözüne görünmek gibi bir niyetim yok. Bilal abi, patronum, Bilal Bey'im. Ne olur beyim, beni işe geri al. O Burcu denen kadın yılanmış. Şeytan kadın beni aldattı, kandırdı. İşsizim şu anda, ne olur. O kadar laftan, o kadar küçümsemeden sonra mı İbrahim? He? Nasıl senin geri dönmeni isteyebilirim? Nasıl? Yarın akşam ben de mangal yakarız. İbrahim'im, çocuklar siz ne diyorsunuz bu geri dönüşe? Patron sen hep ne dersin? Arkadaşlar bu ay maaşlar yatmayacak. O değil öbürü. Biz bir aileyiz. Canlarım gelin bakın canlarım. Arkadaşlar
Bu arada bu ay maaşlar yatmayacak. Efendim, bize anlatacakları var. Alpay Erdem geliyor. Merhaba. Çocukken en büyük hayalim süper kahraman olmaktı. Dünyayı kurtarmak istiyordum. Annem, yavrum sen önce kendini kurtar. Biz başka bir şey istemiyoruz dedi. Süper kahraman olma hayallerim o gün son buldu. Babamın ise en büyük korkusu okulda veya sokakta arkadaşlarımdan dayak yememdi. Bu yüzden bebekliğimden itibaren bana her gün güreş çalıştırdı. Okulun ilk günü katliam yaptım. Yakaladığımı kündeye getirdim. Tuttuğuma kurt kapanı yaptım. Okulun ilk günü okuldan atılan ilk çocuk olarak tarihe geçtim. Daha sonra okul yönetimi babamla uzun bir konuşma yaptı ve ben okula geri döndüm. Daha sonra da 21 sene aralıksız okul okudum. Liseyi tıpkı bir üstün zekalı gibi 2,5 senede bitirdim. Üniversiteyi tıpkı bir aslında o kadar üstün zekalı olmayan biri gibi 10 senede bitirdim. Ya ben aslında zaten hiçbir zaman kendimi bilemedim. Emin olamadım. Akıllı biri miyim, değil miyim? Dahası mesela iyi biri miyim, değil miyim? Bunu da bilemenin zamanları oldu. Çünkü bazen bilemiyorsun. Böyle kendim işte bilemediğim zamanlardan bir zaman, bir gece benim rüyama aksakallı dede girdi. Bana dedi ki, sen dedi iyi bir insansın dedi. Biraz da böyle şiveli konuşuyor. Dedim dedeciğim bunu nereden çıkardın? Çünkü ben işin içinden çıkamadım. Sen dedim bu kanıya nasıl vardın? Senin dedi adın Alpay. Soyadın Erdem. Baş harfleri A-E. İngilizce oku A-E. E'yi. Sen dedi iyi bir insansın. İyi bir ailenin çocuğusun deyince dedim dedeciğim kusura bakma. Bu bana biraz tırt geldi. Çünkü sen yani hani koskoca bir aksakallı dedesin. Bu mudur yani dedim. Aksakallı dede değilim ki ben dedi. Suaviyim ben dedi. Terler içinde uyandım. Çocukken tek arkadaşım kuzenimdi. Kuzenim karate kursuna gidiyordu. Bir gün hocası buna ölüm vuruşunu öğretmiş. Bana dedi ki, Alpay dedi, ben de sana öğretmek istiyorum ama öğretemem dedi. Neden dedim, ölürsün dedi. Peki dedim, sen nasıl ölmedin? Kuzenim o günden sonra biraz sessiz bir çocuk. Oldu. Karateyi de o gün bıraktı. O karateyi bıraktı, ben futbola başladım. Minik takımda bir başladım. 6 sene kadar lisanslı futbol oynadım. Hep çamur sahalarda. Ya bir kez çim saha gördüm, bir kez. Onda da maçın 10. dakikasında hocam beni dışarı aldı. Ben de sordum. Sorulmaz da çünkü yani kreatif de bir futbolcuydum yani. En kötü oynadığım maçta bile gol atıyordum, attırıyordum. Skora etki ediyordum, sordum. Hocam dedim, normal dedim, beni her maçta oyunun sonuna kadar sahada tutardın. Bugün dedim, beni neden oyundan aldın? Oğlum dedi, sen dedi bugün dedi futbol oynamadın dedi. Sen dedi bugün dedi çim sahayı bir gördün. Senin dedi bugün dedi başın oynadı dedi. Çok affedersiniz. Çık dışarı dedi. Ağzından köpükler saça saça. Çıktım dışarı. Çıkış o çıkış. Futbolu bırakmaya o gün karar verdim. Ama ben tabii kararlarına sadık kalamayan biri olarak yıllar sonra Yazarlar Milli Futbol Takımı Ayazma'da yeniden futbol oynamaya başladım. Biz bayağı böyle her hafta Beylerbeyi'nde büyük sahada maçlar yapıyoruz. Efendilik adında bir oluşumumuz var. Ve çok da zevkli geçiyor maçlar. Ben bu maçlardan birinde sakatlandım. Sol kaval kemiğimde bir şiştik. Doktora gittim, röntgen çektirdim. Doktor baktı şöyle bir röntgene. Nazar dedi. Dedim doktor bey lütfen. Sende dedi ödem oluşmuş dedi.
Şimdi ben bu ödem oluşmuş lafını duyunca bir sevindim. Vay! Ödem ha? Çünkü ben hep duyuyorum ödem Messi de oluşuyor. Cristiano Ronaldo da oluşuyor. Kendimi değerli hissettim. Bizim gibi insanlarda ödem oluşmaz diye biliyorum ben. Hani bize menisküs. O gider, o yarışır. Bizde en havalı şey böyle yanlışlıkla falan böyle bizim ahil tendonumuz kopacak. Havamızdan geçilmez. Ödemim var. Çok mutlu oldum. Ümit fakirin ekmeği. MR'da çektirecek miyim peki diye sordum. Çektireceksin tabii deyince ben artık gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok mutlu oldum. Hem ödemim vardı, hem MR çektirdim. MR yani böyle açınca falan da hani böyle manyetik rezonans falan. Acayip havalı bir şey. Son olarak Yazarlar Milli Futbol Takımı ile ilgili unutamadığım bir anım var. Şimdi maçlardan birinde rakip takım penaltı kazandı. Penaltı kullanılacak. Kalecimiz de üstad çizerlerden Ender Özkahraman. Ben tıpkı bir işgüzar gibi Ender abi dedim, kaleyi dedim ortala. Ender abim verdiği cevap efsaneydi. Alpaycin dedi, kale zaten ortada. Sonra da golü yedi zaten. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.